Evet arkadaşlar, License X'i elimize alıp inceleyeceğiz. Aslında tek başıma video çektiğim için biraz zor olsa da size kısmen anlatmaya çalışayım. License X'in EB'yi 4 ile 6 arasında tarağı olmalı. Bu hayvanda gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane tarak sayısı var. Dikenlerin birbirine eşit şekilde olmalı. Bunun da gayet güzel bir ibik modeli var. Bu eğer şu ibiğin arasından bir tane daha ibik çıksaydı, yani şu şekilde bir ibik daha olmuş olsaydı, bu hayvan diskalifiye edilirdi. Sussex'lerin, daha doğrusu yumurtacı balta ibik gruplarının hepsinde en büyük sıkıntı bu. Çatal ibik olması, ibiğin bu şekilde ligorin gibi yatık olması falan, bunlar eleme sebebine giriyor. Bu hayvanda örnek bakacak olursak gayet güzel bir ibik var. Kulak lobları kırmızı olmalı bunun gibi. Gayet güzel bir kulak lobu var. Çene lobuna baktığımızda bu kısmen güzel yuvarlak ama şu aramdaki parça olmasaydı, daha düz olsaydı, biraz daha küçük bir çene lobu olsaydı daha iyi olurdu. Ama bundan hakem tavsiye yazabilir. Göz rengi gördüğünüz gibi kırmızı, turuncuya yakın. Güzel bir göz rengi var. Şu yüz tüyleri az daha zayıf olabilirdi. Gördüğünüz gibi gagası kısa, kıvrımlı, güçlü ve beyaz. Yele tüylerine bakacak olursak, hayvanın yele tüylerinin etrafı beyaz, çemberli, ortası siyah olmalı. Bunda da güzel bir yele var. Ondan sonra gelecek olursak kanat teleğine. Kanat teleğinde gördüğünüz gibi kanat renklerinin kanat tüylerinin ucunda beyaz, arka tarafında siyah şerit olmalı. Bu en ön göstermiş olduğum şu tüy gibi. Diğerlerinde de renk pigment eksikliği var. Bu hayvan yarışmaya girseydi hakem tarafından tavsiye alırdı. Ama çok kötü bir kanat yapısı yok bu hayvanda. Çalışılabilecek bir horoz. 2, 4, 6, 8, 10 telek olmalı. Yani şu siyahlar toplamında 10 adet olmalı. Bunda da 10 telek var. Şu dip tüylerindeki, bu dip tüyleri de çok önemli. Kolombiyan gruplarında. Ortası siyah, etrafı beyaz çember olmalı. Şunlar. Bunlar da gayet net şekilde belirgin. Güzel. Yani bu hayvan belki yarışmaya girseydi güzel bir puan alabilirdi. Kuyrukları da aynı şekilde. Kuyruklarının uç kısımlarında siyahlık isteniyor. Sadece şu dip tüylerinde ortası siyah, etrafı beyaz çember olabilir. Bunda da bu şekilde daha belirgin çemberi olabilirdi. Kuyruğa arkadan baktığımızda bu şekilde ters V'yi andırmalı. Bir tarafında 7, diğer tarafında da 7 tüy olmalı. Onu da size şu şekilde göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi bu horozda güzel bir kuyruk yapısı var. Üstteki iki tane orak tüyü beyaz olmamalı. Ama olabilir, tavsiyeli. Arkada bu yanda 7, bu yanda 7 tane tüyleri var. Bu tüylerin de siyah olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi iç tüyleri de geriye doğru dönük. Kuyruk açısı bu olmalı. Sırt hattından zaten bahsettim. Kanadından bahsettik. Hayvanın vücudunda sararmalar meydana gelmiş. Bu ton tabi şu an hayvan yarışmalık bir hayvan olmadığı için sararma yapabilir. Ama ne kadar beyaz olursa o kadar hakemin dikkatini çeker. Birazcık ayaklarına değineceğim hayvanın. Şöyle tabi tek başımıza video çektiğimiz için biraz güç oluyor. License X ayakları beyazdır. Sarıyı kabul etmez ve hakemler direktmen eleme sebebi yapar. Bu hayvanda çok güzel bir ayak rengi var. Şu pembemsi duruşundan belli. Mahmuzlarının birbirine eşit olması gerekiyor. Yani mahmuzun bir tanesinin olmaması eleme sebebi. Ayakları düz basmalı. Tırnak eksikliği yumurtacı gruplar. Paçasız gruplarda tırnak eksikliği direktmen elenme sebebi. Bu hayvanda gördüğünüz gibi tırnakları tamam. Parmakların birbirine yapışık olması, özellikle şu arka parmağın önde ördek ayak diye tabir ettiğimiz şekilde olması direktmen eleme sebebi. Ayakların bu şekilde güçlü, bütün tırnaklarının tam, mahmuzlarının tam olması gerekmektedir arkadaşlar.
Daha farklı sorularınız olursa elimden geldiğince sizin için anlatmaya çalışayım. Şöyle bırakacak olursak elimizde güzel örnek bir Lysasex horoz var. Elimden geldiğince size Lysasex'in ırk standartlarını anlatmaya çalıştım. Kafanıza takılan bir şey olursa yorum bölümüne yazın. Ben de size elimden geldiğince cevap vermeye çalışayım. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sayfaya abone olmayı unutmayın.